Peki şunu Yani sormak isterim burada Sayın Uçok bu noktada. Şimdi yapılacak en Amerika önemli Birleşik şey. Devletleri dediniz siz. Asıl sorunu o zaman Amerika Birleşik Devletleri dediğiniz için sormak istedim. Buradaki asıl sorun bu bölgesel ve küresel aktörlerin terör örgütlerine himaye etmesi mi? Yani mesela Kamışlı örneğini biliyoruz işte PKK, PYD'yi eğittikleri, bununla ilgili videolar yapılan, gelen bilgiler. Buradaki sorun bu mudur mesela? Biz bununla nasıl mücadele edeceğiz? Terörle mücadele önlemleri dediniz. Mesela yeni önlemler ne alabiliriz? Hani karşımızda ABD başta olmak üzere pek çok diğer ülkeler varken buna karşı önlemimiz ne olmalı bizim? Daha mı derinlere inmek? Daha derinlere inmek bir çözüm müdür? Daha önce biz bu kadar derinlere inmemiştik dediniz. Hayır, ben daha derinlere inmekten ziyade benim görüşüm 2-4 kilometre sınırın, yani derinlerden bir süre sonra geri çekilerek 2-4 kilometrelik sınır hattının çok üst düzeyde güvenlikle korunması. Yani hiçbir teröristin, hiçbir yabancı, bizim bilgimiz dışında kimsenin geçmeyeceği bir yapı oluşturma. Çünkü Evet, Ahmet Zeki Üçok bizlerle birlikte, emekli askeri hakim ve bağlantısında bir sıkıntı oldu arkadaşlarım. Bir kez daha arasınlar, daha sağlıklı bir iletişim kuralım kendisiyle. Şimdi daha önce biz bu kadar derinlere inmemiştik dedi ve güvenlik önlemlerinden bahsetti. Alınabilecek önlemlerden bahsetti kendisi. Daha derinlere inmeli mi mesela askerimiz? Ne gibi önlemler alınabilir? İstihbarat mesela ABD destekli ya da değil. İstihbarat sorunu var mı bölgede? TSK'nın nasıl bir bilgi ağı var? Tüm bunları konuşacağız kendisiyle. Daha sorularımız olacak. Mesela Metina bölgesi daha... Çok değil, bugün 13 Ocak, 22-23 Aralık tarihinde biz yine bu ekranlardan sizlerle bir acı haberi paylaşmak zorunda kaldık. Yine şehidimiz vardı, yine şehit haberi paylaştık. Çok değil işte, 2024 dedik, 2024 güzellikler getirsin dedik, yine bir acı haberle karşınızdayız. Bir kez daha şehit haberi veriyoruz. Önce 5 dendi şehidimizin sayısına, sonrasında şehitlerimizin sayısı 9'a çıktı. 9 şehidimiz var mesela, içimiz yanıyor. Ve Ahmet Zeki Üçok bizlerle birlikte... Belki ekranlarında yeni açanlar vardır. Kendisiyle paylaşıyoruz son notları. Sayın Üçok, tekrardan merhaba, hoş geldiniz. Lütfen buyurun, yarım kaldı cümleniz. Şimdi tabii ki özellikle Amerika'nın ve Rusya'nın Suriye üzerindeki kendi çıkarları doğrultusunda yapmış oldukları bir takım politikalar var. Bu politikaları bizim bölgesel bir güç olarak kendi lehimize çevirmek için bu tabii ki politik ilişkilerle olacak. Yoksa biz Amerika ile son dönemlerde hiç bu kadar kötü bir ilişki içerisinde olmadık. Bu da yani bizim hükümetin şu andaki bir başarısızlığı bence dış politikada. Yani siz dış politikada Amerika ile kavgalısınız. Avrupa Birliği ülkeleriyle kavgalısınız. İşte sizin hemen komşunuz olan Suriye'de kavgalısınız. Irak merkezi yönetimiyle kavgalısınız. Yani bu kadar ki etrafınızdaki herkesle kavga edip buralarda işbirliği yapmanız tabii ki çok zor. O yüzden bence bu politikamızın da dış politikasının gözden geçirmesi lazım. Yoksa sadece oraya askeri gücümüzü arttırmakla biz sonsuza kadar Irak'ta binlerce askerimizi tutup oralarda önlem alacak halimiz yok. Yani bunu dünyada hiçbir devletin gücü yetmez. O zaman bunu karşılıklı uluslararası ilişkilerle bütün ülkelerin kendi çıkarları doğrultusunda yapacağınız bir siyaset geliştirmeniz lazım. Ama ne yazık ki bizim bütün siyasetimiz ey Amerika, ey Fransa, ey bilmem böyle olduğu süre içerisinde de daha düne kadar Esad'ın işte camisinde namaz kılacağız diye ülkeyi böyle konuşmalar yaparsanız bugün geldiğimiz noktada ne Suriye'de hava harekatı yapabiliyoruz ne de buradaki askerlerimiz, Irak'taki askerlerimizle ilgili bu bazı önlemleri alamıyoruz. Yani hatalı son dış 20 günde politikaların bizi getirdiği noktada mıyız diyorsunuz? Doğru mu anladım? evet yani tabii kesinlikle yani bugüne kadar ya düşünebiliyor musunuz? Dünyada F-35'i üreten bakın F-35'i üreten 12 ülkeden biri olacaktı. 5. nesil yani önümüzdeki 20 yıl bu uçaklar kullanılacaktı. Ya burayı bir politik uyguladık. S-400 diye bir şey çıkardık tamam mı? Ve buradan atıldık. Şimdi bırakın dünyanın en modern uçağını. Onun bir alt kategorisi olan F-16'ları almak için yani şu geldiğimiz hale bakın ya. Adam bize ne diyor? Finlandiya'yı bir NATO'ya al. İşte İsveç'i al. Şunu yap, bunu yap. Yani bu
başarısız politikanın somutlaşmış hali. Yani gerçekten de biz özellikle F-35 konusunda çok üstünde duruyorum. Dünyadaki, Avrupa'daki bütün F-35'leri biz bakımlarını yapacaktık. Malatya'da üssümüzü kurduk. Buradaki bir düşünebiliyor musunuz bilgi birikimini? Bundan bu bilgi birikimiyle biz kendi uçağımızı çok daha iyi yapabilecektik. Buradaki 900 küsür parça üretiliyor var şeyin F-35'in. 400 küsürünü Türk firmalar üretiyordu. Ya özel sektörümüz üretiyordu bunları. Bunların hepsi gitti. Bunlar işte başarısız dış politika, başarısız savunma politikaları. Ondan sonra askerlerimiz şehit oluyor. 3 gün, 5 gün bütün televizyonlarda konuşuyoruz, hepimiz üzüntülerimizi indiriyoruz. Sonra unutuyoruz. Daha bugün bir televizyon programında gördük. Dedi ki 22-23 Aralık'ta ölen askerlerimizin ismini hatırlıyor mu kimse falan dedi. Yani çok üzücü şeyler. O yüzden bu ülkedeki bugün toplantı inşallah bunlar da göz önüne alınır bugünkü güvenlik toplantısında. Yani bunun sadece askerin çözeceği bir şey değil bu. Asker gider teröristle mücadele eder. Ama terörizmle devlet mücadele eder. Devletler bir araya gelmeden bu kadar böyle kapsamlı yıllardır mücadele ediyoruz. Baktığınız zaman binlerce insanımız ölmüş, milyarlarca dolar para harcamışız. Hala Hamas'ın nutuklar, hala işte böyle ona buna ey bilmem ne demelerle bu işler çözülmüyor. Peki. Yani siz... Sayın Üçok, süremin sonuna doğru yavaş yavaş geliyorum. Son olarak şunu da sormak isterim size. Dış politikadaki hatalı adımlar dediniz. Son soru olsun o zaman. Hakan Fidan'la birlikte bazı şeyler değişir mi sizce? Şimdi Hakan Bey'in değil de bu ülkede biliyorsunuz tek adam rejimi var. Yani ben Sayın Erdoğan değişmeden Türkiye'de hiçbir şeyin değişmeyeceğine inananlardanım. Dolayısıyla buraya Dışişleri Bakanı olarak Hakan Bey gelmiş, Mehmet Bey gelmiş, Hasan Bey'in çok etkisi olduğunu düşünmüyorum. Ancak bu tek adam rejiminin ülkemizi getirdiği şey şu anda Kıbrıs'ta durumumuz belli. Adaların 18 tanesi silahlandırılmış, Doğu Akdeniz'de sondaj gemimiz yok. Suriye'de kaybetmişiz 6-7 milyon, 10 milyona yakın göçmen ülkemize gelmiş. Libya'da adımız geçmiyor. F-35'ten atılmışız. F-16 almak için takla atıyoruz. S-400 almışız. Nerede olduğu bilinmiyor. Ya bir de en son, Montre var. Montre yani geçtiğimiz günlerde dün Romanya Dışişleri Bakan Yardımcısı bir açıklama yaptı. Dedi ki Bulgaristan, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Romanya ve İngiltere önümüzdeki hafta toplanacağız. Karadeniz'deki mayınların temizlenmesi için İngiliz ve Amerikan savaş gemilerinin de bize yardım, işte beraber birlikte temizlenmesi için bir anlaşma imzalayacağız. Şimdi bu nasıl bir şey? Montre'de, Montre Sözleşmesi'nin bu tamamen delinmesi demektir. Bu şudur, şu anlama gelir. Yani boğazlardan iki tane Amerikan ve İngiliz savaş gemisi Montre'ye aykırı olarak geçecek ve bununla ilgili Türk hükümeti bir anlaşma yapıyor. Bu inanılmaz bir şey. Bu bizim çaresizliğimizin son noktasıdır. Yani Montre ile ilgili bütün şeyler belliyken siz bunu niye kabul ediyorsunuz? Çünkü dış politikanız kötü, ekonomimiz bölük, savunma politikanız kötü, her şeyiniz kötü. Dolayısıyla ülkemizi getirdiğiniz hal Peki. budur. Ben o nedenle hani onun bunun değişmesi yerine Sayın Erdoğan'ın değiştirilmesinin bu ülkedeki sorunların birçoğunu çözeceğine inananlardanım. Teşekkür ederim.